Ve devam edelim. Yine geride bıraktığımız günün en önemli başlıklarından biriydi. Bakanlar Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurulun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti ve müjdeleri ardı arda sıraladı ki onlardan birisi de Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı ile ilgiliydi. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda inşallah yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor. Gelecek için umutlu konuştu. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacağının mesajını verdi. Vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından yaptı bu açıklamaları. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenmeye başlandığını hatırlatan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs ödemelerinin de bayram öncesi tamamlanacağını duyurdu. Bir müjde de fındık üreticilerine verdi. Fındık alım fiyatlarını açıkladı. %50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Ve siyaset. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı. Sözü CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na getirdi. Hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. Dikili ağacınız yok be. Dikili ağacınız yok. Boğazın altından tünel geçirirsiniz, buna karşı gelirler. Avrasya tünelini yaparsınız, buna karşı gelirler. Nerede ne yaparsanız yapın, hepsine karşı gelir. Ya bir şey de siz yapın be. İşte kongre yaptılar. Ve bu kongrede sadece söylediklerine biz geliyoruz. Ya neyle geliyorsun? Projen var mı? Neyi yapacaksın? Eğitimde neyi yapacaksın? Sağlıkta neyi yapacaksın? Adalette neyi yapacaksın? Güvenlikte neyi yapacaksın? Dış politikada neyi yapacaksın? Var mı? Yok. Başkan Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesindeki kazada şehit olan askerler için de taziyede bulundu. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.